razı umumi, has ve haslar mühası. Bu derecede ilişkin nakilişlere has bu ilişkin ve haslar mühası oluşsun. Her bir ibadette avam, has ve hasların hası buladı. Namazdayım, rozadayım, zakattayım, hacdayım, muhakaza. Avamlar kim? Avamlar, bana şu, eğer sizler deyemez, özüm ne itemem, biz namaz okşumuz, avamlar namaz okşu. Yani namaz okuyende ne makledi? Zahiren farzlerini becerdi. Taharatı buladı, kiyimi pak buladı, cayı pak buladı, kıblege yüzlenedi, vaktini doğru bahalaydı. Şu farzları da topadı. Lekin kalb Kabatullah ki yüzlenmeydi. Takbir-i tahrim Allah-u Ekber deydi. Takbir-i tahrime deyken bütün dünyavi işlerini hamasını haram kıldım deyken. Zahiren Allah-u Ekber haram kıldım deydi. Lekin o şey haram kıldım deyken sözü o zaman kımaydı. Yani namaz okuyorken peyde hayalı pazarda yürüyordu. Ya ki hayalı mağarada koyuda buladı, çarvasıda buladı. Ya ki ekin tikini de buladı. Bu avamların namazı. Avamlar namazı. Haslar ki, haslar daimi ceng bilen buladı. Şeytan bilen ceng. Namazını gâhıda mutlaka hayalı bulunmadan halde okuşkayım erişerdi. Gâhıda bulunup kalardı. Yine ceng kılıp, yine erişerdi, yine bulunurdu. Bir onda, bir bunda bulunurdu. İlacın barıca namaz okuyenden ki namazga hılaf bulunan işlerini terk etişke hareket kılardı. Gıybet kımaydı, rögu tuhmat kımaydı, yalgan gapırmaydı. Ha? Til afetlerden saklanadı. Kolu bilen bir oğlu zulüm kımaydı. Közü bilen zina kımaydı. Tili bilen zina kımaydı. Ayağı bilen günah mahsiyeti ki yürüp bar mıydı? Namaz kayıtlarına inne salata tenha anil fahşai vel munkar. Namaz o zegelsini fahş ve munkar işlerden kayıtlarına saklaydı. Degen makamı erişe aladı onlar. Yani haslarının hası ki? Haslarının hasını namazda hayalı bölünse namaz başlattı okuydu. Tamam. Namaz okuturken peyti de Allah'ın o zasırasın. Hayalen ketti. Kaya ketti hayalı. Ayet edin, hazin içerikati okudum eken deyse, şartta namazı buzu başlattı okuydu. Çünkü haslardın hasıge, namazı içerikati okudum eken deyken hayalge barış mümkün emez. İmam Şafii rahmetullahi aleyh, bir gün mescidde, şagirdlerle bilen ilmi ders kılıp oturup, ders tüketken eken, narada bir sofi namazı okuyorken eken. Şagirdlerden bir tanesi İmam Şafii'ye getirdiler ki, bana sofralara mozaça namaz okuyabilmem diye bir yürüptü de ilmi yok, marifeti yok. Ne fikhini örgenedi, ne bir tafsirini örgenedi. Dese İmam Şafii ettiler ki, bu ne kadar garip adamlar ki senin yaman nazarından karamakin. Bunlar ötkür adamlar buladı. Senin nazar kımaysan ki, lakin Allah'ın nazarı düşken buladı dediler. Ya gaya dese, bar bar anı sorup gör. O zaman bir savalı sorup gör dediler. Hele ki adam baratta, sofra adam getirdi ki, namazda mabada deydi. Neçə rəkat oxuyanlığın doğrusu gumanga barıb qalsang. Nima qilasan? Desa, hayəgədə mundaq qaraydı. Agar namazda neçə rəkat oxuyanlığın bilməsəm, mən namaz oxumayman deydilər. Soragan adam cinni olub qalardı. Görürsünüzmü? Birov nəzər gəlməyib, lakin o adam namazda adaşmaydığın halga kəlib bolğan o sopu. O tariqatçı. Körünüşü adigine adam bu geldiği için onu ulama deyip bilmeyipti onu. Ulama bu sekatta sallası, alahada kimi, atrafın şagirdleri uğragen, köter köter kıyken, o ulama bolet de köpçülün nazide. Yok. Şimdi insanlar boledi ki hiç kim nazar pisan kılmaydı. Ama Allah'ın nazarı çürken boledi. Şunun için onların kadar üstünden kulmasi gerek. Bana külgen adam ne mi oldu? Bari namazdan ne çirekat ekeliğin bilmesin, adaşıp kasayın, kan da akıp tüzetesen deyse, şuna kalkmam namaz okuydu mu? Eğer ben neçer kadar namaz okuyordu geldiğimde, adaşıp kaladığın derecede okusam, ben namaz okumayım mı? Diyebdiler. Bir insan nihayette ibadetliyken, ötte özüce takvalar, ilimli, marifetli, çölü bir yabanda tüyesi ketiye atıp namaz vakti bulup kaptı. Kıbilerini tapıp, namazını başlayıp, yani sütura koymaptı, çölü bir yabanda kimen bular? Deyipti, sütura koymazsa namazı okusu başlayıptı. Namaz okuyup dursa aldım, tadımı ötüketip kapı kesip. Hayran bu namazı şartla bozup, o be kaki. Görmüyorsan ben namaz okuyup ben. Yok, görmedim dedi. İyi, gözün görmüyor, yok, görmez. Halime ki beni görmediğimi mesela, bilmedim ben seni görmedim. Tüyem türüp tadım, tüyem diyeyim görmüyor, tüyeyim diyeyim görmedim dedi.
sen qanaqa odamsan o'zi? Nimaga ko'rmaysan? Sen o'zi sen nima qilayotgan deb talay, namoz o'qiyotgan deb. Sen namoz o'qiyotgan holatingda meni ko'rdingmi? Ha, seni ko'rdim. Ha, men Laylini dardida majnun bo'lib seni ko'rmay qopman-ku. Sen Allohning dardida majnun bo'la olmadingmi? Namoz o'qiyotib meni ko'rgan bo'lsang, sen namozing namoz bas degan ekan. Ana Allohning ishqida majnun bo'lib qolgan banda namoz o'qiyotgan paytida oldidan sher o'tib ketsa ham, tom qulab tushsa ham sezmaydi Abdulloh ibn Mas'udga o'xshagan. İmam Buxoriyga o'xshab 17 marta ari chaqsa ham sezmaydi. Uvays qaroniga o'xshab qilichni bu yoqdan tiqib narigi tarafidan sug'urib olsang ham sezmaydi. Chunki ular Allohning dardida majnun bo'lib qolganlar. Ya'ni jinni bo'lib qolganlar. Allohdan boshqa hech narsani ko'rmaydi ular. Ana shu maqom bo'lish kerak. Ana shu xoslarning xosini maqomi. Nabiylar, siddiqlar, shahidlar, muqarrab bandalarning maqomi shu bo'ladi. Shuning uchun ular ozgina hayoli qalbida buzilsa bo'ldi, namoz boshqatdan o'qiydi. Roza tutyapti, qalbida bir muzdekkina suv bo'lsa ichardimda desan, rozasi buziladi. Tiliga chiqargan yo'q, hayol o'ylayapti. Bir zilol suv bo'lsa edim, mazza qilib ichardimda, lekin desa rozasi buziladi, boshqatdan roza tutadi. Hasib bilan bizniki og'zimizga olib tashlab olsak ham buzilmaydi. Bizning maqomimizga to'g'ri kelib oladi o'sha ham. Ta tamoqdan o'tib ketmagungacha buzilmaydi. O'shaning uchun Abu Hanifa rahmatullohi alayhi aytadilarki, o'zlarining taqvolaridan kelib chiqib, roza tutgan odam muzdek suvga yuzini yuvishi makruh deydilar. Libosini ko'llab kiyib olishi, ustiga tashlab olishi makruh deydilar. Nimaga? Chunki rohatlanyapti. Ammo shogirdlar Abu Yusuf aytadilarki, zarari yo'q. Yaxshi ham zarari yo'q deb qo'ygan ekanlar, bizga Abu Yusufning gapi yoqadi va shuni olamiz. Abu Hanifaning maqomlari xoslarning xoslari maqomi bo'lgan. Abu Hanifa o'zlarining maqomlaridan kelib chiqib aytayaptilarki, og'izni tahoratdan tashqari chayish ham makruh. Tahoratdan tashqari yuzni yuvish ham makruh. Chunki ma'lum bir ma'noda rohatlanyapsan dedi. Ibodat esa mashaqqat bo'lish kerak. Chanqoqni, ochlikni sezish kerak. Sezmasang ro'zang ro'za bo'lmaydi dedilar.